Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Mehmet Hadi Final dergisi Türkiye Geneli. TET kimya sorularını birlikte çözeceğiz. Kimya sorularından birincisi. 80. soru fen bilimleri. Şöyle. Farklı elementlerin belli oranlarda kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere bileşik diyorduk. Yine aynı proton sayısına sahip tek tür atomlardan oluşmuş atomlar topluluğuna element ve çok sayıda birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri sentezleyen kimya disiplinine polimer kimyası diyoruz. Polimer kimyası. Buna göre arkadaşlar cevap anahtarımız D seçeneği olur. Diğer örneğe geçiyorum. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adlandırılması yanlış verilmiştir? Metal, ametal bileşiklerinde metalin adı, A metalin adı ve üreki gelir. Sadece farklı değerli kalan metallerin bileşikteki değerli belirtilir. Burada arkadaşlar bir A grubu elementi olduğu için sodyum, sodyum klorür şeklinde adlandırırız. Bakır oksitte Oksijen eksi 2, bakır artı 2 olduğu için burada doğrusu şu 2 olmalıydı. Yanlış adlandırılan B seçeneğindeki bileşiktir. Yine diğer bileşiklere bakabiliriz. Metal kök isimlendirilmesi potasyum sülfat şeklinde metalin adı ve kök adı. Yine metal kök fakat B grubu elementi olduğu için buradaki demirin değerliğinin artı 2 olduğunu belirtiyoruz doğru adlandırılmış. Diğeri de metal kök yine sodyum karbonat şeklinde. Diğer örneğe geçiyorum. Periyodik sistemin ikinci periyodunda soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru derken şu yönü kastediyor. Özelliklerinden hangileri artarak değişir? Atomların katman sayısı. Burada arkadaşlar katman sayısı aynı periyotta değişmez ikinci periyot diyor. Katman sayısı değişmez. Değerlik elektron sayısı evet artar. 1A grubunun 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3 o şekilde artarak gider. Elektron ilgisi yani A metalik özellikle de doğru orantılı. Bu da bu yöne doğru artar. Metalik aktiflik azalır. O zaman doğru cevabımız B seçeneği olur. Diğer soruya bakalım alüminyum ile azot elementlerinin ve oluşturdukları alüminyum e, bileşiğinin, azot bileşiğinin Lewis yapısı hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Azot nitrür bileşiğinin hangi seçenekteki Lewis yapısı doğru. Burada alüminyumun 3A grubu elementi olduğu için dış katmanında alüminyumun 3 tane elektronu vardır. Azotun bir çift elektronu üç tane de e, radikal dediğimiz yani bağ yapmak üzere olan bir şey vardır. Elektronları vardır. Dolayısıyla alüminyum 3 elektronunu vererek artı 3 değerlik alır. Azot ise bu elektronları alarak şu şekilde eksi 3 değerliğine sahip olur. Buna uyan şık A seçeneği. Doğru cevap. Diğer soruya geçiyorum. Gazlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Taneciklerin birbirinden bağımsız hareket eder. Tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Evet doğru. Tanecikleri arasında boşluklar bulunur. Büyük boşluklar bulunur. Gaz basıncı birim hacimdeki tanecik sayısına bağlı değildir diyor. Halbuki biz tanecik sayısı birim hacimdeki tanecik sayısı arttıkça çarpma sayısı artacağından gazın basıncı artar. Yani buna bağlıdır. Bu ifade yanlış. Sıvı ve katı haldeki maddelere göre daha düzensiz haldedir. Evet, en düzensiz hal gaz halidir. Kinetik enerjileri enerjisi mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Bu da doğru. Diğer soruya geçiyorum. Burada yine hal değişimi ile ilgili bir soru. Maddenin hal değişim şeması yukarıda verilmiştir. Bu sistemde numaralandırılmış değişimlerle değişimlere ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci olayı erime olarak adlandırmış. Evet katıdan sıvıya dönüşüme erime diyoruz. Birinci olayı şurada ifade etmiş. İki yoğuşmadır. Gazdan sıvıya dönüşüm. Evet yoğuşma. Üç iyonizasyondur. Gazdan plazma haline dönüşüme iyonizasyon şeklinde de adlandırıyoruz. Dört, kıralaşmadır diyor. Ee, halbuki arkadaşlar dört, süblimleşme olacaktı doğrusu. Süblimleşme. Kıralaşma, süblimleşmenin tersidir. Yani gazdan katıya ya da sıvıya dönüşümü şeklinde ifade ediyoruz. Burada arkadaşlar cevap D seçeneği. Beşinci madden ısı vermesiyle gerçekleşir. Beş. Gaz halden katı hale dönüşürken ortama enerji verir. Bu da doğru. Diğer soruya geçiyorum. Son sorumuz. Küresel ısınma ve nedenlerine ilişkin bir soru bu da. Küresel ısınma arkadaşlar atmosferdeki işte gazların bir katman oluşturarak ısıyı hapsetmesi şeklinde de ifade edilebilir. Atmosferde artan sera gazları dünyanın aşırı derecede ısınmasına ve iklim değişikliklerine neden olur. Doğru. Aşırı fosil yakıtlardan çıkan gazlar yine sera etkisi yaparak bu etkiyi, bu miktarı arttırır. Bu da doğru. Dünyadan yansıyan güneş enerjisi atmosferdeki sera gazları tarafından tutularak dünyanın sıcak olmasına neden olur. Bu da zaten küresel ısınma olarak adlandırılıyor. Doğru cevap E seçeneği olur. Evet arkadaşlar, sorularımız burada bitti. AYT'yi çözmek üzere diğer derste devam edelim. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.